Değerli arkadaşlar normalde meclis'teki grup konuşmalarını birbirine çakıştırmamaya o sırada e, bir başka etkinlik yapmamaya gayret ediyoruz ama Sayın Erdoğan'ın konuşması yaklaşık 100 dakikayı buldu devam ediyor. O yüzden basın toplantısına siz hazır olunca başlayacağız. Değerli basın mensupları Türkiye'nin gündeminde aşıya erişimin olması gerekiyor. Öğretmenler sosyal medyadan yolladıkları mesajlarla bizlere telefonla ulaşarak e-mail yoluyla okullarında çok sayıda vaka olduğunu, yüz yüze eğitimin devam ettiği yerlerde öğretmenlerin ciddi sıkıntılar çektiklerini ve aşıya erişemediklerini söylüyorlar. Vatandaşlarımıza hatırlatmak gerekirse aslında bilim kurulu öğretmenlerin aşılanmasına karar vermişti. Öğretmenlerin aşılanmasına karar verildikten sonra 80 bin tane öğretmen aşılanmıştı. Sonra ne olduysa oldu. Aşılama takvimi öğretmenler açısından durdu araya başka öncelik sıraları girdi ve her gün bir başka mesleğin bir başka grubun aşılanacağı haberi servis ediliyor ve bazıları aşılanmaya başlanıyor ama öğretmenler aşılanmıyor. Milli Eğitim Bakanı öğretmenler aşılanacak müjdesini verip kendisi de aşısını oldu. Milli Eğitim Bakanı aşıyı olunca bütün öğretmenler aşılanmış sayıldı. Ve geriye kalan 1 milyonun üzerinde 1 milyon 70 bin öğretmen halen daha aşı bekliyor. Bir yandan Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumu TÜİK olarak kısaltılan enflasyonu yüzde %16 açıklığa dursun. Yapılan tüm anket çalışmalarında vatandaş enflasyonun yüzde kırkın üzerinde olduğuna inanıyor. Bunu söylüyor. Gıda enflasyonunda %50'lik bir artış çeşitli otoritelerce ve vatandaşın kendi tespitlerinde sahada tespit edilmiş durumda. Ama maalesef Türkiye sen açsın, sen yoksulsun, sen işsizsin, işçiysen de güvencesizsin, gençsin ama işsizsin, geleceğinden endişelisin ama bunları düşünmemelisin. Çünkü darbe, darbe tehdidi var, Darbe geliyor. Arkama geçmelisin. Beni desteklemelisin. Derdini söylememelisin, susmalısın. Benim istediğim gibi konuşmalısın. Hadi bakalım. Darbeye karşı bir duruş göstermelisin. Dükkanını dükkanını krize karşı ayakta tutamayanların Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarının ayakta tutulabilmesi için bir darbe paranoyasına inanmasını bekliyorlar. Ekinini satamayan, destekleme alamayan çiftçilerin bu konuda şikayet etmek yerine darbe tehditi var, hiçbir şeyi konuşmayayım Erdoğan'ın iktidarı sürsün demesini bekliyorlar. Aşıya ulaşamayanların sistem etmemesini Erdoğan'a desteklerini belirtmesini bekliyorlar. 200'ün üzerinde 215-220 kişi her gün kaybederken önümüzdeki birkaç gün içinde Covid'den en yüksek ölüm rakamlarına ulaşacağımız bugünlerde vatandaşın ölümden şikayet etmemesini, salgından şikayet etmemesini, bu konuda tedbir talep etmemesini, bu konuda güvence talep etmemesini, destek talep etmemesini Aksine Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı ayakta kalsın diye olmayan bir darbeye, olmayan bir darbe bildirisine vatandaşın inanmasını, bunu konuşmasını, bu konuda gündem yapılmasını talep ediyorlar. Ve birkaç gündür, birkaç gündür teker teker kamu kurumlarının, bakanlıkların, bakanlıklara bağlı kurumların bu konuda emir komuta zinciri içinde açıklama yapmasını istiyorlar. Darbeler emir komuta zincirleri içinde muazzaf askerler tarafından yapılan darbelerden bu ülke çok çekti. Anlaşılan o ki bundan sonra bir milletvekilinin geldiğiniz sandıkla gideceksiniz saray rejiminin sonu geliyor dediğinde darbe söylüyorlar. Bir genel başkanın sözde cumhurbaşkanı yemin metnine sadık kalmıyor. Tarafsızlık yemini ettiği halde taraf oluyor. Bir partinin tarafıdır. Bir partinin genel başkanıdır sözlerinden darbe çıkaranların şimdi emekli amirallerin attıkları imzadan söyledikleri sözden yaptıkları uyarıdan darbe çıkarılıp bu sefer emir komuta zinciri içinde bütün devletin, bütün kurumların, bütün yapıların buna karşı inanmasını, buna karşı açıklama yapmasını bekliyorlar ve bunu talimatlandırıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak net olarak söyleyelim. Bütün darbeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara en yakın olduğu zamanlarda yapılmıştır. Bütün darbeler CHP güçlenirken halktan yana bir iktidar umudu artmışken yapılmıştır. Bütün darbeler sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin zarar görmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidardan uzağa düşmesi sonucunu doğurmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi kimi darbelerde kapatılmış, genel başkanları tutuklanmış, yöneticileri işkencelerden geçmiştir üyeleri darbe süreçlerinin sonucunda hayatlarını kaybetmiştir, idam edilmiştir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bütün darbelerin mağduruyken bugünkü siyaset aklı tarafından bir darbe paranoyasında bir bildiriyi darbe bildirisine çevirip bunun içinde Cumhuriyet Halk Partisi vardır diye bir koca yalanla karşı karşıyayız. 4 Nisan günü 104 emekli amiral deniz şehitlerini anma gününde kendi uzmanlık alanları olan montre konusunda ve yine kendi emekli oldukları ya da zorla ayrı düşürüldükleri kurumlarından bir sarıklı amiralin bulunmasının nasıl bir riske tehdide sebebiyet verdiğini söyleyen sivil bir bildiri kaleme aldılar. Bu bildiriyi daha sonra yayınlanacağı 4 Nisan günü ki bildirinin içinde de var deniz şehitlerini andıkları bir internet sitesi 3 Nisan gününden erkenden haber alıp erkenden yayınladı. 104 olan imzayı 103'e çevirdiler ve iletişim başkanlığıyla efendim 3 Nisan gününden 103 gün sayarsan 15 Temmuz'a gelir. Bu darbe bildirisidir dediler. Oysa ki imza 104, tarih 4 Nisan. Bir diğer taraftan Cumhurbaşkanımız Marmaris'teyken bunu yaptılar dediler. Neden bunu Cumhurbaşkanımız Marmaris'teyken yaptılar? 15 Temmuz'u çağrıştırıyor dediler. Oysa ki Cumhurbaşkanı Marmaris'e gitti ve 4 Nisan Deniz Şehitlerini Anma Günü o gündü. Bildirinin günü de bugündü. Ama buradan bildirinin içinde bulamadıkları darbe çağrısını subliminal mesajlarla bir takım benzeştirmelerle ifade etmeye çalıştılar ve döndüler dolaştılar Süleyman Soylu ağzıyla bu bildiriyi yazanlar FETÖ'den ayrışmasın FETÖ'den ayrı değildir dediler. Burada söylenecek söz el insaf demektir. El insaf. Biz hiçbir darbenin yanında yakınında olmadığımız gibi hiçbir muhturanın da yanında yakınında olmadık. Hiçbir muhturayı da asla ve asla mazur görmedik. Sonrasında da o muhtaracılarla bir olmadık. Arayı hoş tutmadık. Ama bu konuda bugün partisinin yetkililerinin iletişim başkanının yani atanmış birisinin yaptığı gibi partisinin grup başkan vekillerine güvenmiyorlar. Yetersiz ve kifayetsiz buluyorlar. Partilerinin sözcülerine güvenmiyorlar. Yetersiz ve kifayetsiz buluyorlar. İletişim başkanını konuşturuyorlar bol bol. O da yetmemiş. Bugün bir buçuk saat boyunca Cumhurbaşkanı konuşuyor. Ve darbe darbe bildirisi darbenin ön bildirisi diye isim taktıkları ve bir muhtıralaştırmaya çalıştırdıkları bu metinle Cumhuriyet Halk Partisi'ni irtibatlandırmaya çalışıyor. Bakın Türkiye'nin gerçekten gecenin bir yarısında kendi ifadesiyle satır satır ben kaleme aldım dediği internet sitesine bizzat koydurduğu 27 Nisan e muhtırası. Recep Tayyip Erdoğan'a ve gösterdikleri Cumhurbaşkanı adayına karşı yapılmış e muhtırayı yapan Yaşar Büyük Anıt'la sosyal mesafeyi bildiriden sonra ortadan kaldıran yakınlaşan sıkı fıkı olan emekliliğinde altına zırhlı Mercedes çeken Recep Tayyip Erdoğan. Kimler kimlerle beraber değil mi? Kimler kimlerle beraber? Bildiriden önce mesafeliydiler. Dolma bahçede buluştular. Lebalep rubaru kavuştular. Kendi deyimiyle. Rubaru görüştüler. Lebalep kavuştular. Buyurun. Sen muhturalara karşıysan, dik duruyorsan muhtırayı verenin altına zırhlı Mercedes'i çekmeyecektin. Önce bunu bir hatırlamak lazım darbeciyle irtibatın yoksa Fethullah Gülen Hoca Efendi ile yan yana oturup birlikte avuçları kavuşturup el avuşturup bir niyeti ortaya koymayacaktınız. Birlikte aynı menzile gidiyorlar. Kendi deyimidir. Aynı menzile farklı yollardan yürüyorduk diyor. Bana darbe yapmaya kalktı diyor. Birlikte el ovuşturuyorlardı. Yürüdükleri menzil bekledikleri hedefin heyecanıyla. Birisi ulaşamadı diğerinin de ulaşmasının karşısında Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkin siyasi mücadelesi o hedefe ulaşmasına onun da vermeyecek. Cumhur, Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devleti olarak yapılacak seçimlerden sonra ulaşmayı düşündükleri o hedefe nasıl Fethullah Gülen ulaşamadıysa aynı menzile birlikte yürüyoruz diyenler de ulaşamayacak. Türkiye Cumhuriyeti devleti ileleber payidar kalacak. Ve bir diğer darbeci. Kenan Evren'in önünde iki düğmeyi ilikleyip yetmez olmayan üçüncü düğmeyi iliklemeye çalışan da biz değildik. Bunu da görsünler. Bu sempatiyle bakışı ah paşam benim gibi biri yanınızda olacaktı söylemlerini unutmadık unutturmayız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne darbeci diyenlere şunu hatırlatmak isteriz. Bu meclis 14 Temmuz günü Işıklarını kapattı. Salı'ya kadar kapalıydı. Cuma günü akşam saat dokuzu biraz geçe Ankara ve İstanbul hareketlendi. Yapılan darbe meclisi fiilen hedef almamıştı. Mecliste kimse yoktu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının talimatıyla bizler siyasi muhataplarımızla telefon görüşmeleri yaparak meclisin açılmasını ve darbeye demokrasinin kalesinden direnilmesini talep eden biziz. Meclis açıldı. Sönmüş ışıkları yandı. Darbeye karşı beyanatlar verildi. CHP adına bizzat yapılacak ilk seçimde millet yeni bir görev verene kadar bu meclisin ana muhalefet partisi olduğumuzu başka bir beklentimizin olmadığını demokrasinin ve parlamento'nun arkasında durduğumuzu ifade ettik. Darbe oluyordu. Darbenin karşısında durduk. Hedef olmayan meclis hedef oldu. F16'lar tarafından vuruldu daha Cumhuriyet Halk Partisi bir darbeye karşı hangi duruşu göstermesi gerekirdi? Milletimiz vicdanında bu sorunun cevabını biliyor. Kimin hangi yalan attığının bir önemi yok. Ve yalanlar silsilesi devam ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye Emekli Subaylar Derneği tarafından ziyaret edildi. Ziyaretten sonra açıklama yaptı emekli subaylar amiral bildirisini amirallerin bildirisini kınadılar diye. Türkiye Emekli Subaylar Derneği açıklama yaptı ve büyük harflerle yazmışlar kınama ifadesi kullanılmamıştır diye. Hulusi Akar nasılsa ben komutanım emekli subayları da eski genelkurmay başkanını ya da milli savunma bakanını yalanlayacak halleri yoktur diye tesut kınadı dedi. Tesut yazılı olarak Hulusi Akar'ı yalanladı. Milletimiz nasıl bir kötücül akılla nasıl bir yalan makinalarıyla nasıl bir devleti devlet gibi değil de suç örgütü gibi yönetenlerle muhatap olduğumuzu görsün diye iyi bir kanıttır. Diğeri Süleyman Soylu'nun bir televizyon kanalındaki kendi ifadeleridir. Çok net. Süleyman Soylu diyor ki: "Bildiriye ulaştık. Aslında bildiri ertesi sabah yayınlanacak. Bir internet sitesi 22.54'te yayınlamış. Bildiriye ulaştık. Sabaha kadar uyumadık. Bildiriyi imzalayanlarla ilgili çalıştık. Parti üyeliklerine baktık. Ailelerine baktık." Cumhuriyet Halk Partisi üyeliklerini tespit ettik diyor. Bir, Süleyman Soylu İçişleri Bakanı'dır ama Suç İşleri Bakanı gibi çalışmaktadır. Devletin kendisine emanet edilen yetkilerini bir partinin lehine, bir partinin aleyhine kullanmaktadır. O gün Yargıtay Başsavcılığı o akşam kapalıdır. Ancak Süleyman Soylu Yargıtay'ın elindeki gizli bilgileri eriştiğini söylemektedir. Oysaki o saat itibariyle bir savcılık soruşturması alınmış bir karar yoktur. Ancak devlet devlet gibi değil de bir şahsın tek adam devleti olarak yönetildiğinden devletin bütün anahtarları Recep Tayyip Erdoğan'ın belinde takılıdır. Hukuk yoktur. Devlet nizamı yoktur. Geceleyin AK Parti'ye anahtar lazım. Yargıtayı açacağız. Reisin belinden anahtarı alıp yargıtayı açıyorlar. Ve kişisel verileri koruma kanunu gereği mahrem olan bu bilgileri basına veriyorlar. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan da diyor ki yakında basından okursunuz. Aynı şeyi 31 Mart seçimlerinde AK Parti İstanbul'u kaybettiğinde İstanbul'da ruh sağlığı tedavisi gören bütün hastaların raporlarını alıp Yüksek Seçim Kurulu'na vermişlerdi. Akıl hastaları oy kullandı, seçimi iptal edin diye. Kişisel verilerin korunma kanununa hilafına bu kadar kendilerindeki kamu gücünü bir partinin lehine kullananların yaptığı işti. Şimdi de Süleyman Soylu aynı şeyi itiraf etmektedir suç işlemektedir. Gelelim hem Süleyman Bey'in hem bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı ifadelere. 104 amirele bakmışlar. 4 tanesi, 4 tanesi CHP üyesi çıkmış. Çok şaşırdım. 104 amiralden 4'ü çıkmış. Çok şaşırdım. 20 tanesi çıksa, 25 tanesi çıksa ne olur? Türkiye'de 100 yıllık bir siyasi parti Atatürk'ün kurduğu parti Cumhuriyet değerlerine bağlı bir parti ve Cumhuriyetle sorunu olmayan bir parti Türkiye Cumhuriyeti'nde 15 yaşından 60-70 yaşına kadar görev yapmış, en iyi sicilleri almış, 15 Temmuz darbesine karışmamış, liyakatle belli bir görevi yürütmüş FETÖ'nün hışmına uğramış 15 Temmuz öncesinde görevdeyse de 15 Temmuz sonrası şanla şerefle görev yapmış kişilerden yüzde üçü dördü CHP üye olmuş. Buradan CHP ilişkilendirme irtibat söylüyorlar. Değerli vatandaşlarımız AK Parti'nin değerli seçmenleri Allah aşkına 104 tane yan kesici çıkarayım. 104 tane kalpazan çıkarayım. 104 tane uyuşturucu imalatçısı satıcısı çıkarayım. Bunların içinden de bakayım 30 tane uyuşturucu satıcısı AK Partili. AK Parti uyuşturucu satıcısıdır. 20 tane kalpazan AK Partili. AK Parti kalpazandır. 35 tane hırsız AK Partili. AK Parti hırsızdır. Bu söylemin bir değeri var mıdır? Bir suçlunun partisine bakıp parti suçlanabilir mi? Peki bir an için bu bildiri suç bile olsa partiye bakma, baktığınızda bu ortaya çıkmaktadır. Şimdi açık ve net bir şekilde söyleyelim. Hadi bakalım. İçeride yatan FETÖ'cüler var dünya kadar. FETÖ'nün sivil imamları, büyük abileri, hususileri bakın bakalım bunlardan yüz Örneğin 2010 2011 itibariyle kaç tanesi AK Parti üyesi? 104'te 90 çıkarsa utanırım. 104'te 90 çıkarsa utanırım. Hepsi AK Parti'nin üyesiydi, militanıydı, en tepe noktasındaydı. 104 tane FETÖ'cünün tamamının geçmişte AK Parti'ye oy attığını, tamamına yakınının üye olduğunu bileceksin. CHP'ye her birisi 14 yaşından 65 yaşına kadar şanla şerefle bariyeye hizmet etmiş kişilerden dördü üye olmuş diye CHP'ye darbeci diyeceksin. Kabul edilebilir, hazmedilebilir, üzerinde müzakere edilebilir bir iddia değildir. İftiradır, yalandır. Olacak iş değildir. Ne yazılan bildiri darbe bildirisidir, suçtur. İçerik denetimi yapmam Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne benim bildirimdir metnimdir ama bu ülkede herkes gibi emekli askerlerinde söz söyleme hele hele kendi uzmanlık alanlarında katkı yapma hakları imkanları vardır. Ama madem emekli askerler kendi konusunda konuşmayacak, madem emekli askerler Siyasete dair hiçbir şey demeyecek bugün itibariyle Hulusi Akar ne iş yapmaktadır. 10 dakika öncesine kadar Genel Kurmay Başkanına üniformayı çıkarttırıp kravat takıp bir partinin üyesi bakan yapanların bugün ortaya koydukları yaygaranın çaresizlikten ve acizlikten başka bir manası yoktur. Bir fırsat bulmuşlardır bir bildirinin üstünde tepinerek kendilerine mağduriyet yaratmaya çalışmaktadırlar. Düşünce özgürlüğünün ortadan kalktığı yerde bütün vatandaşlarımıza şunu hatırlatalım. Herkes askerliği yaptı. Erkek vatandaşlarımız. Ve görevini askerliğini yapanların hepsinin gözünde amiraller, generaller nasıl bir yerdedir herkes bilir. Burada Amiralin Generalin emekli olduktan sonra geçmişte darbeye karışmamış 104 amiral generalin bir hükümete itiraz dile getirdiklerinde nasıl darbeci yapılıp 14'ünün gözaltına alınıp günlerce içeride tutulup kendilerince aynen bu cümleyi söylediler ibreti alem için. Bu noktaya getirildiklerinde bu bütün vatandaşlara korku salmak ve darbe korkusu ve paranoyası üstünden iktidar pekiştirme çabasından başka bir şey değildir. Açlığın, yoksulluğun, sefaletin olduğu bir yerde AK Parti'nin yapmaya ve yaratmaya çalıştığı meselenin ta kendisidir. Şimdi bir baba yiğit AK Partili sözcü aranıyor çıksın cevap versin. Metnin kendisi suç olmadığı halde CHP'ye üyelik ve eşlerinin üyeliği üzerinden yürüyenlere şunu soracağım. Darbeci Şaban Dişli. Kardeşi Mehmet Dişli. Darbeci Mehmet Dişli. Düzeltiyorum. Darbenin en önemli çarklarından bir tanesi Mehmet Dişli. Kardeşi Şaban Dişli. Darbe gününde de devamında da MKK üyesi miydi? kendisini büyük elçi olarak atadınız mı? Bir darbecinin kardeşinin parti üyeliğinden CHP yürümeye kalkanlar Mehmet Dişli'nin kardeşi Şaban Dişli'ye yurt dışında makam mevki aracına Türk bayrağı taktırıyorlar. Mehmet Pakdemirli Celal Bayar Üniversitesi rektörü FETÖ'den tutuklu, FETÖ'den hükümlü, kardeşi Bekir Bakdemirli bakanlık yapıyor şu anda. Bildiriye imza atanın eşinin kardeşinin CHP üyeliğinden CHP'yi suçlamaya çalışanların bizzat FETÖ'cü hükümlülerin bizzat darbeye karışmış olanların kardeşleri üzerinden onlara görev verdiklerini, makam verdiklerini, bakanlık verdiklerini, büyük elçilik verdiklerini Hatırlatmak isteriz. Bir babayı çıksın bunu bir konuşsun bakalım. Eline geçirdiği televizyon imkanlarıyla bunları konuşmanın hiç kimseye bir faydası yok. Birazcık utanmak olur. Düne kadar mavi matan diyordunuz. Şimdi demiyorsunuz. Neden demiyorsunuz? Biden diyor ki Türkiye tahmin edemeyeceğimiz tavizler veriyor. Amerikan basınında çıktı yalanlayacak bir kişi yok AK Parti'de. Ne Biden yalanlıyor ne AK Parti. Beklediğimizin ötesinde tavizler veriyor. Türkiye'ye yaptırıma gerek yok. Düne kadar mavi vatan diyordunuz. Şimdi oradan Tornistan. Bugün mavi vatana mavi vatan ismini takan o doktrini geliştiren Cem Gürdeniz'i darbecilikle suçlayıp hain ilan edip gözaltına alıyorsunuz. Düne kadar Mavi Vatan'a sahip çıkma söylemi üzerinden motive edilmeye çalışan AK Parti'ye, MHP'ye oy vermesi beklenen seçmene duyurulur. FETÖ'ye direnmek mi? Ta şurası. Yürüyüşle iki dakikalık mesafe meclisin değil bir sahil güvenlik komutanlığı. Bütün gece önünde çarpışma vardı, çatışma. Bütün gece. Orada kim çarpışıyordu biliyor musunuz? Orada Cem Gürdeniz çarpışıyordu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın eski komutanı. FETÖ kumpasında içeri atılmış kişi balyozdan beylik silahını almış. FETÖ'cülerle sabaha kadar çarpıştı orada. Canını ortaya koydu. Şimdi göz altında bu bildiriye imzası var diye. Öyle AK Parti kork dedi diye korkmayız. Sin dedi diye sinmeyiz. Sus dedi diye susmayız. Net söyleyelim. Net söyleyelim. Montre Montre anlaşmasının Türkiye için önemi ve tartışmazlığını Denizci amiraller söylemeyecek kimler söyleyecek? Sarıklı amiralin riskini FETÖ'nün kumpasına uğramış amiraller söylemeyecek kimler söyleyecek? Millete sakın şu izlenimi vermeyin. Sanki bu amiraller darbecilerlemiş gibi. Darbe gecesi bu amiraller direnenler, darbeden önce FETÖ'nün hışmına uğrayanlar. Bunları herkes böyle bilsin. Sen amiralin emeklisinden değil, sarıklısından korkacaksın. Sarıklısından. Darbeyi onlar yapıyor. Bu amiraller altında fırkateyn varken darbe yapmamış, donanma komutanı iken darbe yapmamış, deniz kuvvetleri komutanı iken darbe yapmamış, şimdi darbecilikten suçluyorsunuz. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Geçmişte amirallere, generallere, AK Parti hükümetine bildiri yapı yazın, uyarı yapın, muhtıra verin diye mektup yollayan Devlet Bahçeli de çıkmış şimdi ağzına geleni söylüyor. Bir kere bir bekleyin bakalım. Bir bekleyin bakalım. Bu 104 kişi bir gün önceye alınmalar, bir isim karartmalar, 15 Temmuz'a hizalanmalar. Bunun arkasından ne çıkacak? Bu kişilerin halis niyetlerini bir görün. Bu kişilerin nasıl insanlar olduğunu biliyor olması lazım devlet bahçeli bilmiyorsa. Geçmişte kumpas davalarında kendi partisinden yatan çok değerli askerler var. Onlara sorsun. Ama öyle bir şey yok. Hizalanacaksın sarayın peşine. Ne dediyse diyeceksin prompter'dan okuduğu metnin geçmişteki kendi tutumunu kınadığını fark etmeyecek bir şekilde bir teslimiyetle karşı karşıyayız. Ve maalesef o prompter kablosu saraydan gelen prompter o tek adamın prompt'ı tek prompterdan okunan metinler döndü dolaştı İsmet İnönü'ye ulaştı. İnönü'ye laf söyleyecek bir noktaya geldi Devlet Bahçeli. Ve İnönü'yü 1960 darbesiyle 27 Mayıs darbesiyle ilişkilendiriyor. Burada tartışmayı çok uzatmaya gerek yok. Ama iki tane biyografi okunabilir. Bir tanesi Menderes ailesinin anıları okunur. İnönü'nün idamlara engel olmak için samimi çabası. İnönü'nün darbe girişimi sürecinde engel olmak için üstün gayretleri kendi biyografisinden 27 Mayıs 1960 darbesini partimizin ikinci genel başkanıyla ilişkilendirmeye çalışan Devlet Bahçeli'ye bir müsait zamanında Alpaslan Türkeş'in biyografisini okumasını 27 Mayıs sürecinde ilgili kendi biyografisini okumasını öneririz. İnsaf yahu. İnsaf artık. Pulumturda yazıldı diye Milliyetçi Hareket Partisi gibi bir partinin genel başkanı İsmet Paşa'ya da laf söyler mi ya? Biraz vicdan, biraz insaf, biraz bir geçmişte dönün bakın. Ne demişsiniz? Hadi gün en ağır hakaretleri ettiklerinize bugün metiyeler düzüyorsunuz <laughs> da. Türkiye'de tek sen cumhurbaşkanı olamazsın diyeni ta gelecek seçimin cumhurbaşkanı ilan ediyorsun da adayı ilan ediyorsun da partinin. Ya bir milli adında milliyetçi olan bir parti kendini savaş meydanlarından gelen İsmet Paşa'ya milli mücadele kahramanı İsmet Paşa'ya Atatürk'ün silah arkadaşı can arkadaşı İsmet Paşa'ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet Paşa'ya da dil uzatır mı ya? Olmaz olsun kazanacağınız seçim, olmaz olsun alacağınız oy, olmaz olsun AK Parti'den alacağınız tebrik telefonları. Recep Tayyip Erdoğan. Hepinizin gözü önünde, hepimizin gözü önünde. Ne dedi? Hamdolsun şu ana kadar kurulduğumuzdan bu yana Son olarak üye kayıtlarını istediğimde üye kayıt sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı. Bütün salon alkışladılar hep birlikte. 13 milyon 500 bin. Bırakın Türkiye'yi dünyada böyle bir siyasi parti yoktur. Vallahi yoktur. Bir siyasi partinin lideri soruyor üye sayımız kaç oldu? Çünkü üye kampanyası başlatmış, il başkanlarına kota vermiş. Kotayı tutturmayanın canını okuyor. Soruyor örgütlenmeden sorumlu başkan yardımcılığına, örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısına 13 milyon 500 bini açtık. Övünerek anlatıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı resmi bilgi 1 Nisan 2021 tarih itibariyle AK Parti üye sayısı 10 milyon 984 bin. Ne dedim? Yalan bitmeden doğru konuşmazlar. İki kere iki dört deseler kerrat cetvelini kontrol edeceksin. AK Parti rakam veriyorsa üç kere üç dokuz deseler çarpım tablosunu kontrol edeceksin. Acaba diyeceksin. On üç buçuk milyonu geçtik diyor. Yargıtay bir Nisan itibariyle on milyon dokuz yüz seksen dört bin açıklamış. Ve Ocak 2021'de Ak Parti'nin üye sayısı 11 milyon 157 bin. Yani Ocaktan bugüne iki buçuk milyon üye kazanmamışlar, 200 bin de üye kaybetmişler. İhtimal bir Recep Tayyip Erdoğan soruyor, korkudan doğruyu söyleyemiyorlar. İhtimal iki Recep Tayyip Erdoğan yalan atıyor, kendi yalanı kendi attığı ortaya çıkınca manevra alanı olsun diye arkadaşlarım söyledi kontrol etmeden AK Parti'nin verdiği rakamı kontrol etmeden asla inanmamak lazımdır. AK Parti'de kongreler niçin o kadar kalabalık yapıldı? Bu erimeyi psikolojik olarak kırmak için. Halen güçlüyüz, halen kalabalığız. Geçen sene 4000 vaka varken Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisine Kongreni seyircisiz yapacaksın dedi bilim kurulu ve sağlık bakanı. Aynen uyduk seyircisiz yaptık. Basın bile dışarıdan takip etti. İçeride tek kamera. Ancak gün geldi vaka sayısı 40 bindi. AK Parti seyircili kongre yaptı. Neden? Anketlerde eriyorlar, görülmesin. Üye kaybediyorlar, duyulmasın. Kalabalığı görünce moraller yükselsin, erime dursun diye. Vatandaşın milletin tamamen tamamen ama tamamen sağlığını hiçe sayarak yapılmış işlerdir. Ve AK Parti Karadeniz'de kongre yaptı. Bir hafta sonra Karadeniz kırmızıya boyandı. AK Parti bütün uyarılara rağmen durmadı. Kongrelerini Ankara'da yaptı. Bütün Türkiye kırmızıya boyandı. On binlerce kişinin 81 ilden sıkış tepiş otobüslerde maskesiz çala oynaya geldiği kongrenin sonucu. Bakın ne yaptı. Allah şifa versin. Samsun, Giresun, Ordu oralarda çok vaka vardı. Ve Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin en çok vakası olan örneğin Samsun ilinden. 100 bin kişi de vaka sayısı 600 üzerinde olan Samsun ilini Ankara'ya çağırdı. Vaka sayısı en az il olan Şırnak'la Van'la yan yana kongreye buluşturdu. Vakaları topladılar, kalp gibi Türkiye'ye pompaladılar. Toplar damar gibi vakaları kongre salonuna topladılar, bütün Türkiye'ye pompaladılar ve Türkiye'yi getirdikleri nokta budur. AK Parti kongreleri Türkiye'nin geçirmiş bulunduğu en büyük sağlık sorunudur. Pandeminin karşısındaki en aciz duruşumuzdur. En zayıf noktamızdır. Vatandaşa iki santim için dükkan kapatanlar iki metreden iki santim geri düştün diye dükkan kapatanlar iki metreye yedi sekiz kişiyi sığdırdılar. Ve bu sırada da bilim kurulu sustu, susturuldu, sesi duyulmadı. Bugün Sağlık Bakanı'na yapmamız gereken bir uyarı var. Sağlık Bakanı çıktı ve şöyle bir açıklamada bulundu. Diyor ki bilim kurulunu siyasileştirmeyelim. Bilim kurulunu siyasetin dışında tutalım. Bilim kurulu Bizim son derece saygı duyduğumuz, ilk günden beri önemsediğimiz, varlığını, kurulmasını olumladığımız bir kurul. Biz, genel başkanımız ilk günden beri şunu söylüyor. Bilim kurulunun bir sözcüsü olmalıdır. Bu kendi içinden seçilmiş bir bilim insanı olmalıdır. Oysa ki bilim kurulunun başına AK Partili bir bakanı atayan bilim kurulunu, siyasileştirenin ta kendisidir. Sayın Koca, siz AK Partili bir bakansınız ve bilim kurulunun sözcülüğünü yapıyorsunuz. Pozisyonunuz bilim kuruluyla şahsı bilir kurulunun arasındadır. Bilim kurulunun aldığı kararları şahsı bilir kuruluna arz ediyorsunuz. Tensip buyurmadıkları kararlar uygulanmıyor. Yoksa bu kongrenin yapılması mümkün mü? CHP'ye 4000 vaka varken Kongre yapma diyen bilim kurulu AK Parti'ye 40 bin vaka varken kongre mi yaptırır? Ama AK Parti'nin işine gelmeyen hiçbir kararı uygulanmayan bir kurulla karşı karşıyayız. Bunu net olarak görmek gerekiyor. Bugünden tezi yok söyleyelim. Yapmazlar ama bugün yönetimde Cumhuriyet Halk Partisi olsa yapacağı ilk iş bakanlar kurulundan atanmış bir partili bakanın Bilim Kuruluna başkanlık etmesi sonlandırılmalıdır. Doğru değil. Bilim Kurulu Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Türk Veterinerler Türk e, Türkiye Veterinerler Birliği ve sağlık alanında örgütlü sendikaların temsilcileriyle güçlendirilip onların önerdiği isimlerle güçlendirilip Ayrıca kendi talepleri ölçüsünde imkanları arttırılıp kendi içinden seçecekleri sivil bir bilim insanı tarafından bilim kurulunun kararları kamuoyuna açıklanmalıdır ve bu kararlar tartışmasız uygulanmalıdır. Bunu yapmadığınız takdirde ilave her vakadan her ölümden sorumlu olursunuz. Çok net şekilde ilk günden beri söylediğimizi söylüyoruz ve bütün bilim insanlarının söylediği bir şeyi tekrar ediyoruz. Artık Türkiye'deki bütün vakalar ilk günden bugüne eldeki tüm verilerle bilim insanlarının hizmetine sunulmalıdır. Verilere bakmalı ve tespitleri yapmalıyız. Neden gizlerler? Geçmişte attıkları yalanlar ortaya çıkmasın diye. Neden gizlerler? Yaptıkları kongrelerin bizi nereye getirdiği vaka vaka ispatlanmasın diye. Ama sonuç ne olur? Türkiye'de salgına karşı etkin önlemlerin alınması engellenmektedir. Bilim kurulu ve Türkiye'nin verileri AK Parti siyasetine alet edilmektedir. Bu yüzden bilim kuruluna çağrımız artık siyasetin üzerlerindeki tahakkümünü baskısını reddetmeleridir. Çünkü bu bilim kurulunun bugünlerde aldığı halde aldıramadığı kararlar Türkiye'yi şu anda tarihimizin en yüksek vaka sayısına 50 bine geldik. 49.584 günlük ölüm 211 14 gün sonra geliyor. Yani bu işin başı vaka sayısı körüklü otobüs gibi arka tarafı kuyruğu arkadan ölüm sayısı olarak geliyor. Şu andaki en yüksek vaka sayısı 4-5 gün sonra en yüksek ölüm sayısına da geleceğiz ve 15 gün sonra belki de 300'ün üzerinde 350'nin üzerinde ölüm sayılarıyla karşılaşacağız. Yapmayın bunu. Lütfen artık gerekli tedbirler alınsın ve Allah aşkına tedbir almak deyince de aklınıza hemen kahvehaneler, lokantalar gelmesin. Gerçek anlamda alınacak tedbirleri hep birlikte konuşalım lokantaya, kahvehaneye, oraya, buraya dönerken de yurt dışında bütün gelirleri garanti altına alınıp hep birlikteki karantina uygulamalarının nasıl sonuç verdiğini görelim. Kapanacaksak hep beraber kapanalım. Kapanan esnafın zararının tamamını verelim. 14 gün süreyle de bilim kurulu kaç gün diyorsa o kadar ama en de 14 gün hep birlikte kapanalım. Bu beladan kurtulalım günde 300'lü ölüm rakamlarının ardından iki sene travmasını atlatamadığımız tüm siyasi görüşlerden annelerin babaların televizyon başında 81 ilde ağladığı Soma faciasına denk olduğunu bilelim. Bu memlekete her gün bir Soma faciası yaşatıyorsunuz. Bu memlekette günde üç tane gar katliamı yaşanıyor. Bu memlekette her gün On tane merasim sokak patlaması yaşanıyor. Bu ölenlerin de anası var, bu ölenlerin de çocukları var, bu ölenlerin de yakınları var. Bu, bu noktada artık Recep Tayyip Erdoğan bir de Bilim Kurulu ile ilgili önerilerimizi sağlık çalışanlarına karşı söylenmiş sözmüş gibi. Sen onu bütün doktorların oylarıyla seçtiği Türk tabipleri birliğine terörist derken düşünecektin. Sen onu sağlık emekçilerinin haklı taleplerine karşı hükümete karşı komplo provokasyon derken düşünecektin. Herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağlık emekçilerine nasıl sahip çıktığını ve sizin bu konuda nasıl eğer ki bu pandemi olmasaydı biriniz adından Türk ismini çıkaralım, öbürünüz derhal kapatalım, öbürünüz barolar gibi bölelim, ne zulüm edeceğinizi tartışıyordunuz. Şimdi hepimizin canları onlara emanet. Hepsinin alnından öpüyoruz. Sizin gibi üç vaka beş vaka günü yalandan değil ölüm kalın günlerinde yürekten alkışlıyoruz. Beyefendi grup konuşmasında Türkiye iflat etse kalkıp göbek atacak kadar kendi halkından nefret eder hale gelmişiz. Ecevit döneminde o daktilolar neden atıldı acaba? Bunun muhasebesini yap, sana yakışır demiş genel başkanımıza. Bir kere varsayım Türkiye iflas etse göbek atacakmışız. Gerçek Türkiye'nin 99-2001 arası yaşadığı krizden ekonomik iflastan halen daha göbek atarak bahseden bir anlayış. CHP göbek atar batarsak diyor. Yaşananlardan sonra göbek atıp iktidara gelip halen daha onun keyfini süren zevkle bundan bahseden bir anlayış. Atılan da daktilo değildi, yazar kasaydı. Esnafın daktilo atması için arzualici esnaf olması lazım. Arzualciler daktilo atarak tepki gösterebilir. Onlar da var. Mandıra'da, berberde, kadın kuaföründe, bakkalda daktilo olmaz. 3500 korumayla gezenin, saraylarda oturanın halktan bu kadar koptuğu ortada. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu söylese Bay Kemal bilmez. Bay Recep biliyormuş. Daktilo değil, yazar kasa. Millette yazar kasa atacak hal mi kaldı? O yazar kasayı atacak esnafın dükkanı kapandı. Allah bilir yazar kasayı da hazretmiş olabilirsiniz. Allah bilir ki dükkanında yazar kasayı olup da iflasın eşiğinde olup da atmaya niyetlenecek biri FETÖ'cü olmamak için. Çoluğundan çocuğundan hırsınızı almayasınız diye. Yarattığınız korku imparatorluğu yüzünden onu atmamıştır. Ama çoluğuna çocuğuna kıyamayanlar kendi canına kıyıyorlar. Bu meclisin kapısında işsizim diye kendini yakan oldu. Senin medyanın bunu vermemiş olması açlıktan, işsizlikten kendini yakanın gerçekliğini ortadan kaldırmıyor Erdoğan. Adam kendini astı. Bir eline iş yazmış bir eline aş yazmış. Çoluğuna çocuğuna kıyamayan, yakınına kıyamayan, benden hırsını almaya doymaz, aileme gider diyenler çıkıp da meydanlarda ya da başbakanlık yok cumhurbaşkanlığının önünde yazar kasa atmıyor. Çocuğuna kıyamıyor, canına kıyıyor adam. Aş yazmış, iş yazmış. Sen avcunun içine iş ve aş yazıp kendini asan birini görmeyip de 99'un 2000'in 2001'in daktilosu diye yazar kasa atma olayını hatırlayıp keyifleniyorsan sana da söyleyecek söz yok. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Kimse umudunu kaybetmesin. Zor günlerden geçiyoruz. Evet. Bunlar darbe yapacaklar, darbe yapacaklar diye yaygara yapıyorlar. Darbe olursa karşısına dikilmeye namus sözü. 15 Temmuz'da nasıl yaptıysak. Ama kimse avcunun içine aş ve iş yazan baba gibi kendini çaresiz hissedenlere söylüyoruz. Bu baskıcı bu halden anlamaz. Bu vicdansız iktidar önümüzde yapılacak ilk seçimlerde tarihin en derinliklerine gömülecek. Sizlerin desteğiyle. Sıkın dişinizi, alın intikamınızı. Sizin acınızı duymayıp başka yerden siyaset devşirenlere, sizin açlığınızı duymayıp başka hesap içine girenlere, sizin yokluğunuzu görmeyip kendisine komplolarla iktidar sürdürmeye çalışanlara hesabı siz soracaksınız. Hep birlikte soracağız. Bir zorbanın, bir baskıcı rejimin sandıkta gönderilişini hep birlikte önümüzdeki ilk seçimlerde yapacağız. O güne kadar hep beraber dişimizi sıkacağız, çalışacağız, gayret edeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa yanıtlayayım arkadaşlar. İletilen soruları yanıtlamaya çalıştık. Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz.